Hüseyin abi, sizin bir de fındık maceranız var galiba. Fındık Arı fırına düştüğün zamanlar. maceramız var. Her şeyden, İvyanlı'nın acıdan. Allah rahmet eylesin. Helallik de almadık. Helallik almadan gitti. Giderdik orada fındık çalmaya. Daldan mı? Daldan, harmandan. Nereden bulursak. Gittik bir sefer harmandan çalma. O ne anlatayım? Cuma günü. Bizim yüzümüzden zavallı kadın da o sıcakta fındığın ortasında oturdu. Çocuk ama ya kendi fındığından niye gidip ondan alıyorsun ki? İşte Çocukluk çocukluk. işte yani. Gittik giderken baktık ki Hacı Cuma günü giderdik oraya. Hacı gidecek şeye ya, Cuma'ya. Cuma'ya. Gittikçe kadıncağız fındığın ortasında oturmuş sandalyede. Fındık serilmiş. Alamıyoruz orada. Görüyor bizi. Ne edelim? Üzüm asması var. Merek'te. O böyle de büyük siyah üzümler var orada. Bu yanına üzüm atıyoruz ona. Üzüm attı. Geldi ki kim üzüm atıyor diye. O yanına çuvalı dolduk. Aldık. Kaçtık. Bir sefer de giderken yine çocukluk işte. Kim Ramazan. gidiyorsunuz? Ben, Turgay, Hamit. Üçümüz. Genelde biz Turgay'la hep bütün maceralarımız olmuş. O zaman Hamit de eklenmiş bize işte. Ramazan. Gidiyoruz Aksu Online'da fırıncı Cemal'la Hasan Emce'nin fırından ekmek alma. Ekmek ayırtmışık orada. İşte 2 saat sonra gidip alacağız onları. Elimizde de o çantalar vardı eskiden. Plastik böyle şeydi. Ne yapalım? Dedi ki giderken Fındık alalım. İvyanlı oradan dolduralım bunları. Giderken satardık. Sattığımızın da parasını almazdık. Tipa tabancası, mantar. Hep onları Anladım. alırdık Öyle şeylere aldıya. harcardınız ya. Cebimizde 1 lira olmazdı. Okulun altına gittik. Karşıdan Kasım abi geli. Dedi ki ağan Kasım abi. Olsun dedim Kasım abi de ne olur yani Kasım abi. Ben kaçmıyorum. Bu sefer Turgay oradan aşağı direkt dereye doğru kaçtı. Hamit peşine. Baktım ola kaçtı. O Ben kaldım yolda. suçluluk psikolojisi herhalde onları Vallahi bilmiyorum etkiledi. ki ben de peşlerine doğru. Tam dereye indik. Turgay geçti karşıya. Ama ben de Hamid'in arkasındayım. Orası şimdi böyle gibi sırt diken Ağaçlık, gibi. Yok dikenlik. sırgan gibi bir şeyler var orada sık yani. Meğer arılar beni sokuyorlar. Ben arı bilmiyorum. Ama da vurdum ki koş oğlum dedim. Hep sırgan yaktı beni. Çabuk çıkalım buradan. Hamit biraz hızlı hareket etti. İşte çıktık taşların üzerine ki ne sırganı. Ya bari. Kıpkırmızı arı bir o kadar da arkamdan geliyor. Bir ordu da arkandan Hemen geliyor. orada göl var. Göle atladım. Bana ağır bedel ödedik onu. Hevislandık başımız. Maceranız olmuş Tabii oldu. gölden çıktım. Beni 40 küsür tane arı sokmuştu. Hep ya bu cıvalayını çıkardım Kırk küsür vücudumdan. arı. He, cıvalayını değil pardon. Ha böyle pantolonu kıvırmıştım ya. Pantolonun içindeydi. Hep sokmuştu ama ben 15 gün bu belden aşağı uyuştu her tarafı. Öyle girdi. O üst şeyle gittik. Fındığı aldık. Gittik fındığı sattık. Dönüşte de aşağıdan yokuşa geliyoruz tamam mı? Gelirken baktık ya dozer hasanın orada her zaman hırsız belli olur ya çocuklar aşağıdan yokuşa çalıyorlar orada da fındık topluyorlar. Ama biraz toplarken böyle geri geri bakıyorlar kimse görüyor mu diye. Dedim uşaklara ki ha böyle bir ıslık edelim dedim de eğer kaçmaya başlarsa alalım onlardaki fındıkları. Bir ıslık ettim. Hepsi dereye doğru. Yakaladık olayı deredeyi. Sen benim dayımın nasıl fındıklığından çalarsın bilmem falan. Aldık onlardan 9 kilo fındık. Bir tanesi Çakırlı'ya doğru kaçtı. Onu yakalayamadık. Onun da peşinde biraz yukarıya doğru koştuk ama o attı kendini yukarıya doğru. Bir tanesi o çocuktan yalvarıyor bana ki. Ya ne olur fındığımı al da fındık eteğini ver ki. Fındık eteğini. Benim orada Etekle beraber aldınız fındıkları. etekle beraber aldık. Dedim ona ki al dedim abi etiye de kimseye deme bak. Ben de kimseye demeyeceğim. Benim dayımın fındıklarından çalıyorsun. Bir daha gittik sattık o fındığı. Çocukluk ya. Yine Ama mantar tabancası, yine mantar, ben torpil. tabii canım cebinde hiçbir şey yok. O ne kadar malzeme varsa ya Özdemir'den alırdık.
Veya Sadık Dayı'dan alırdık. Biz para almazdık. Kaç lira alacaksak onun karşılığını mantar tabancasından şey. Hesabını fitleşirdiniz. O kadar şey değil. Zaten rahmetli Özdemir amca para vermeden hemen derdi bize. Yeni Fezalar. Tabancalar geldi. Feza. Yani. Feza. Verirdi bize onları. Onun gerisini kola alırdık. Tipa. El bombası alırdık. Yol, araba yolu yeni geçmişti o zamanlar. Şükür amcanın Yaşar öğretmiş bizi. El bombalarını sarardık birbirine 3-4 taneyi. Goleşvaroğlu duvarlarda. Çok olurdu böyle. Girerdiler oralara. Biz de o el bombalarını 3-4 taneyi bağlardık birbirine. Foluna koyardık. Yakardık onları. Patlatırdık onları. Goleşvaralar ölürdü. Yani biz, orada o da sizin için ayrı bir deneyim olmuştu. Yani. Tabii bizim Sami abinin Aydın Hamit'le beraber tahtanın üstüne yatırırdılar kertenkeleyi. Ameliyat ederdiler onu. Ameliyat. Sonra normal bildiğimiz yorgan iğnesiyle dikerdiler onu. Biz eskiden şeyi satardık. Kabuklu gokleler. Evet, onu ben de toplamışım. Şey de çok olurdu ama. Rahmetli Zuhur ablanın evinin altında korkunç olurdu orada. Orada yarış ederdik toplamak için. Orada felaket olurdu. Sarmaşıkların orada. Sabri Emce'nin orada. Hacıyla giderdik. Hacı bir tane buldu mu gohle derdi ki bunlar çift gezer derdi. Garigoca gezerler derdi. Kesin bunun yanında bir tane daha vardır. Arardı bulurdu. Onları güzel böyle poşete koyardık. Sonra da gazete kağıdıyla bantlardık. Getirir satardık. Biz onlarla geçinirdik. Eskiden, çay tohumu toplar satardık. Çay tohumunu bilmiyorum da çiçek, papatya çiçeği, yeşil bir çiçek. Cigar yaprağı. Mor bir çiçek vardı, onu toplamışız. Bir de mart çiçeği derler onu. İsimlerini hatırlayamıyorum. Bahar çiçeği. O şey bir sefer kokla topladık, götürdük şeye. Sadık Dayı'ya rahmetliye. Tabii o kasaların içine koyuyor ama üstlerini kapatıyor. Biz de koduk kasanın içerisine, kapatmadık üstünü, açık bıraktık kabuğuydu. Şeyden, iki gün sonra tekrar götürdük ha. Dedi ki, bunlar bedavadır. Goklelerim hep kaçtı, hep tabanlarda duruyorlar, kaçmıştı gokleler. İyi gidi. O şeyde, hacılan, bunu hiç unut, şey anlatmam lazım, gerçi şeydir ama. Anlat bakalım. Okulda, ortaokula gidiyoruz. Bir tane o zamanlar 5 liralar var. Kağıt 5 liralar. Yarısı yok. Hacı abi böyle bikti önün de gittiği şeye Sadık Dayı'ya dedi ki iki tane Sadık Dayı şey sakız ver bana. Baktı. Yarısı yok. Vermedi ona. Dedi ki bunun yarısı yok. Geldi dedi bana ki bunun dedi yarısı yok. Git şeyden Sadık Dayı'dan iki tane sakız al. Sana verir dedi, seni tanır. Olsun dedim, hadi gidelim. Gittik oraya şimdi. Dedim bana ki Sadık Dayı, iki tane sakız ver bana. Şimdi hacı da arkamda, tamam mı? Şeydi, böyle parayı bir açtı. Ulan dedi, sıçarım o muncura. Biraz önce sen dedi götürmüştün bunu, şeyi vermişsin. Hacıya gidiyor. Hacıya diyor, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şeyde derede bulduk şey. Ama her şeyi de almazdı yalnız. Bir yerden bakır böyle tekne çalmış biri. Götürmüş önü şeye Sadık Dayı almamış önü. Biz de Turkay'la derede balık tutarken baktık ki taşın altında bir tane şey. Bakır. Götürdük aldık Sadık Dayı. Dedi ki bunu Meksez'e de bilmem kim getirmişti bana. Ben bunu almam. Olsun. Gittik deriye. Taşlanıp hep ezdik onu. Şey ettik, götürdük ha. Orada bir şey söyledi bize ama şimdi hatırlamıyorum onu ama aldı bize bir gülmek. Almadı onu, satamadık onu. Onu sadece yine tanıdı ki. Ha, yok, Özdemir de alıyor ama biz ona götürdük. Dedi ki bunu Meksez'e de bilmem kim götürmüş. Onun için almadı onu. He. Yine satamadık onu. Eskiden öyle şeyler varmış hani. Var diyor. Gidiyor Sadık Dayı. Rahmetli Sadık amcaya biz de getirdik hacılar.
Şeyi anlatsana Mehmet abi. Giderdik, Şişe hala vardı. Allah rahmet eylesin. Nuriye ablaların annesi. He. Hem de amcanın evinin orada yatardı. Sebeti çok severdi. Biz de hacılan giderdik sebet kapıyı yapmaya. Kapıyı. Onların evinin altı Kasım abilerindir. Orada bir düzlük var. O düzlükte hacılan kurardık bir sebet. Şişe halanın kızının bir tanesi de Almanya'daydı. Hangisi tam hatırlamıyorum da sigara getirirdi. Sigara içerdi o. Yatakta yatardı yaşlı kadın. Sigara da içerdi. Biz sebet yapınca bize sigara verirdi hacılan. Sebeti biz kurardık tabii. Üç tane çubuk örerdik, giderdik onun yanına. Versin bize sigara diye böyle camdan döner bakardı ki sebet yapılmış mı? Bakardı. İlk zamanlar verdi bize. Her örmemizde bitmese bile verirdi bize sigara. Sipahi sigarası. İçerdik. Bir gün gene böyle sebeti yarılamışız. Bitirmezdik onu ki bitti mi sonra ne yapacağız? Sigara alıyoruz ondan. Geldik yanına oturduk. Vermedi bize sigara. Biz de indik aşağıda Kıymet abla bir evde dururdu. Oranın az aşağısında bir ev var. Kamile yengeyle. Diyelim Mustafa abinin evinin arasında. Oranın bir tuvaleti vardı dışarıda. Gittik tuvalete ki bir tane gücü. Yes yani alüminyum gücü. Aldık gücü acılan doğru Sadık amcaya. Sadık amca bir gücüm getirdik sana. Baktı gücüm yeni. Almadı onu. Getirdik biz de Hüseyinler gibi ezdik onu derede. Getirdik. Ha şimdi oldu dedi. Şimdi oldu kantara. Aldık parayı. Ey gidi şeyi, Sadık amca Allah rahmet eylesin. Sadık amcaya kokla ipi nasıl yapmıştınız? Hacıyla beraber. Yağmur yağıyor. Onun Sadık amcanın dükkanının arkasında böyle daldalanırdık yağmur yağınca. Orada bir boşluk vardı. Oraya girerdik. Bir yağmur yağıyor ama yine böyle çok şiddetli yağmurlar. Eskiden çok şiddetli yağmurlar yağardı. Orada durduk. Yağmur kesmiyor. Hacı dedi ki ya sakız alalım dedi Sadık amcadan. Ben dedi bir de kazak giymiş böyle süveter, kazak ve yaka. Her renk var onda tel. Oradan bir tane tel çıkardı. Dedi ki diyelim dedi Sadık amcaya ki beni anne gönderdi. Ha bu renk telden bir tane kokla isteyin. Getirdik Sadık amcanın yanına. Onun üç parmağı mı iki parmağı mı yoktu. Şöyle hatırlıyorum. Şöyle iki parmağı vardı. Gözlüklerinin de bir tanesinin kulak üstündeki sapı yoktu böyle. Onları taktı. Aldı ipi. Alıyor bir kokla. Koyayı teli üstüne bakıyor. Olmadı. Koyayı onu oraya. En son bir tane buldu. Ben de o arada sakızlar, top sakızlar vardı böyle. İçili. İçili, üçlü şeyin içinde, poşetin içinde. Ben de oradan alıyorum. Tabii hacı baktı. Bu yeterince almış. Sadık amca o ara telden buldu koklayı. Evet. Ahan dedi bu koydu üstüne. Yok dedi hacı bu değil dedi. Bu dedi daha açık. Sen yok bundan dedi. Ulan budur dedi bu. Yok dedi. Döndü geriye sizin kokla mokla alacağınız yok. Bizim de aradığımız o. Biz sakızları almışız tabii. Doğru. Yola. Bak şimdi bu sigara anlattı da bir sigara olayı anlatayım size o zaman. Ben sigaraya ilkokulda başlamışım. Oy maşallah ilkokulda. Harman sigarası içiyorduk. Övlede bir paket sigara içiyorduk. Bir paketi bitirirdik övlede. Övleye kadar. Övlede. Övlede bir buçuk saatlik teneffüs var ya. Övlen paydosunda. Şeyde, meşede. Meşede. Havaların meşesinde. Dört kişi, bilemedim bazen beş kişi olurduk. Şeyde içiyoruz. Mehmet Hoca'nın kızı vardı bir tane. Şimdi adını hatırlamıyorum. Hayli abla mı? Evet. Sigara vermedik ona. Devamını veriyorduk ya. Sınıftayız. Dedi ki bunlar dedi sigara içiyorlar dedi babasına. Mehmet Hoca'ya. Mehmet Hoca kaldırdı bizi tahtaya. Ben de sigarayı tam bitirememişim. Abi yakalığımın altına koymuşsun paketini. Emin Hoca olmasın. Peki de Emin Hoca şimdi hatırlamıyorum. Tabii ben sigarayı da
Handan almış getirmişler. Maltepe sigarası abi. Üzerinde M harfi var. Uzun sigaraydı. Uzun tamam, Maltepe. Uzun Maltepe. İçtik. İşte Ayla bizi şikayet edince Hüseyin de yakalıklar eskiden böyle, kocaman. Büyük yakalık plastiktendi. Plastik de vardı. Normal bezden de. Hüseyin'in plastikten bir yakalığı var. Onun da altı boş. Sigarayı o yakalığın altına koydu. Biz de girdik sınıfa. Tabii Emin Hoca dedi ki isimleri vermiş. Benim ismimi verdiği yok. Ya da beni unutmuş. Dedi ki yalan söylemeyene dedi vurmayacağım. Ben de dedim nasıl olsa yalan söylemeyene vurmayacağım. Ben de kalktım sıraya. İşte dizildik sıraya ama bayağı 7-8 kişi varız. Tuncay'a çok vurdu. Demir abinin Tuncay'a. Böyle ayaklarımıza nasıl vuruyor? Sigara Hüseyin'in yakalığının altında. Buldu mu bulamadı mı onu şöyle, herkese vurdu tamam mı? Geldi sıra bana. Senin baban sigara içmez. Şöyle vuruyor ama sigarayı ver. Yok diyorum ona sigara. Yok demiş ona ya sigara onda. Şimdi aradı bulamadı. En sonunda çok dayak yedim. Dayanamadım. Çıkardım buradan paketi verdim ona şeydi. Orada sigara orada ama sigaranın dayağını yemişim ben. Hiç unutmam. Tabii sigara içiyoruz ama devamlı sigara alamıyoruz. Yoldan geçen yaşlıları takip ediyoruz işte. Atıyorlar ya izmaritleri. He. Onları içiyoruz. Ben de 2-3 tane izmarit bulmuşum. Akşam olmuş. Ezan okunmuş. Hava kararmış. Rahmetli dayım Almanya'dan gelmiş. Marlboro içiyor. O şöyle içiyor. Baba böyle oturuyor. Ben de buradan dışarı bakıyorsun ya camdan. Ben de hesapta orada yaslanmışım şeye. Sota geliyor bana şey. İçerisi görünmüyor. İzmarit yanar mı? Bir paket kibriti bitirdim ondan yakana kadar. Buradan babam gördü beni. Baktı. Ama devamlı doktora götürüyor beni. Öksürüyor. Doktor diyor ki yok bunda bir şey ama öksürüğüm kesilmiyor. Nereden bilsin ki uşak sigara içiyor? Bağırdı bana. Niye diyorsun orada oğlum? Gel dedi ya. Dayınına burada dedi sigarası varken sen izmaritlan şey diyorsun. Ne uğraşıyorsun? Gel bakayım. Benim de hoşuma gitti. Ben attım izmaritle bir sigarayı. Koşarak davet geldim. Büyük. Davet büyük. O tut dedi beni öyle karşıya. Sehpayı koy diyor önüme. Paketi de koy diyor önüme. Dedi bana yak dedi şey dayının sigarasından. İstediğin kadar ama şöyle. Böyle tam içeceksin. Duman dışarı vermeyeceksin. Kül dökmeyeceksin. Tabii bir taneye içtim orada ama öyle içiyorum onu ki duman dışarı çıkmıyor. Yedik onu bir tane. Dedi ki ikinciyi de gel oğlum benim yanımda iç. Aldı beni abura. Ne bileyim ucu dayağa dayanıyor. Bilmiyorum ki. Dedi bana ki o şimdi tak bakayım az sonra taktı. Yaktı sigaramı kibritten. Çek bakayım dedi. Külü dökmeyeceksin. Sigarayı da ağzından almayacaksın dedi. Marlboro sigarası içilmez mi? Biz de bir sigaradan içiyoruz. Tabii tam sonuna gelecekken anlamadım ki. Bir anda gözlerimin önünde yıldız parladı. Bana elinin tersinden bir tane vurdu. Hep yüzümüzün şey etti. Tabii orada bilmem neyin oğlu. Ben seninle hastanede kalmışım sıkıntıya. Sen meğer sigara içiyorsun. Ama o zevki tattırdı seni. O zevki tattırdı bana. Öyle de nefret ettim ondan. Yani sigara ben içerdim ama ara sıra içerdim. Yani böyle içmezdim ama Mehmet'ten gelirken bir köye gelirken Mehmet şeydi. Her gün bir sigarası vardı her gördüğünde. Mehmet şimdi köye gelirken köprünün orada durur yakar sigarasını. Öyle sigara. Bir tane de ben içerdim ondan. Oradan alırdım. Daha içmezdim. Bir tane ama. Bazen camede içerdim. Şey ederdim. Rahmetli yok. Anlayışlı insan. Öyle şey etmez bak. Ama aşağıda hafta sonu ama aşağıda fındık temizliyoruz ondan tamam mı? Dipleğini düzeltiyoruz. Anladım. Şey bahçeyi düzeltiyorsunuz. Bahçeyi. Karşıdan bağırdılar şeyler. Yaşar, Erdoğan abi falan. Gidiyoruz şeye top oynama. Bağırdılar bana oradan böyle böyle. Ben oraya koydum şeye. Yere. Ben dedim gidiyorum top oynamaya. Kim yapar onu? Kimse yapamaz ki. O derdi şimdi bilir beni tamam mı? Sorardılar derdiler ki
O delidir. Daha karışmayacaksın. Gitme desem de gidecek dedi. Niye diyeyim ha ki gitme? Rahmetli Emir amca derdi ki, Kazım derdi, ölürse hiç düşünmesin ki benim geride kendim gibi biri bırakmadım. Ağam derdi, Hüseyin ağamın gibi. Babaya hep derdi ki, Kazım amca ya, yağmurda çalışıyorsun. Gece çalışırdı baba. Aynılarını Hüseyin şimdi yapıyor. Desin ki yapmıyor. Tabii anlattım oyunu da onun için öyle diyorum. Buranın yöreni ben kazmalan yapmışım. Evet. Şuran. O zaman alttan perde beton vurmuşum ona da şeye dedim ki Oktay abiye sağ olsun. Bir araba dedim dolgu malzemesi getir bana. Getirdi dolgu malzemesini döktü yolun üzerine. Ben de Bayram Ali de burada ben o dolgu malzemesini kürekten atıyorum. Dedim yolu açayım. Rahmetli anne de burada aşağıya götürüyor onu işte. Ben ne bileyim kapı açık. Bilmiyorum orada geldi yanımdan geçti de bindi arabaya ve emeller gittiler. Ben de hafif duman çize var hafif atıyorum. Bu şeyin kardeşi, Ozan'ın kardeşi Özgür. Baktım aşağıdan yok şey geldi. Dedi ben Hüseyin abi kolay gelsin. Dedim ha sağ ol. Nereden geliyorsun dedim bu saati. Dedi ki fabrikadan çıkmışım. Saat gece 12.30. Ben hiçbir şey farkında değilim. Sen hala devam. Ben hala da devam. O gelmese sabaha kadar devam. Yani şeyi anlamadım ki. Dedim oğlum saat kaç? Dedi ki Hüseyin abi 12.30. Ulan dedim delil Gaspar. Ben de geldim eve kapı açık. Ben nereden bileyim ki Bayram Ali giderken kapıyı açık bırakmış. Bir daha evi tek tek aradık. Şey etti ki ne oldu diye. Sabaha kadar da uyumadım o akşamın korkudan. Evet. Hayat. Yani, hayat. Nerelerden nerelere? Nereden nere geçti? Yarım asırda geçti. Evet Hüseyin abi. Hı. Dedim ya hep merak ettiklerimi soruyorum diye. Bir de senin fesini bu gelişimde hep dışarıda da gördüm. Eve geldiğimizde de gördüm. Bu fesi böyle takmanın özel bir nedeni, sebebi var mı? Var tabii canım. Onu alabilir miyiz senden? Tabii. Atalarımız ne demiş? Ayağını sıcak tut, başını serin. Yaşamak istersen düşünme derin. Süpermiş. Ama bunu... Şimdi bu şöyle. İnsan beyni ön taraftadır, buradadır. Evet. Arkada bir şey yok. Ben şimdi beynimi kapatmışım, sıcak tutuyorum. Buradan da hava alıyor, serinlesin anladım. Diye. Sistem ondan o. Sistem o. Anladım. Bu sana has ve özgü bir bana has ve özgü takma. Sistem. Ben daha kimseyi görmedim. Tamam anlaşıldı o zaman. Bu senin stilin diyelim. Bu benim stilim. Evet. Stiliz. O zaman bu söyleşimizi burada noktalayalım Hüseyin abi. Bir sonraki söyleşimizde tekrar birlikte olmak üzere diyelim. Herkese saygılar, sevgiler. Ağzına sağlık Hüseyin abi. Ben teşekkür ederiz ederim. Mehmet abi. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Tekrar beklerim. Sağ ol, teşekkür ederiz.